Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Faizsiz banka olur mu? Neden olmasın? Alkolsüz bakkal olabileceği gibi faizsiz de banka olabilir. Bu soruyu faizsiz banka olur mu diye sormayıp da bugün faizsiz banka var mıdır yaşadığımız ülkede diye sorsak daha rahat ve daha net bir cevap alabiliriz. Ne yazık ki alkolsüz bakkal filan köyde var diyebildiğimiz kadar rahat bir düşünce ile faizsiz banka vardır, Müslümanlar da o bankaya gitmelidirler diyemiyoruz. Ne yazık ki bunu diyemiyoruz. Fıkıhla meşgul olan, insanların fetvası ile ilgilenen ilim adamlarının kıyamet günü hesabını vermekten çekinmeyecekleri, yani kalp rahatlığıyla bu faizsiz bir kurumdur, buradan helal bir şekilde kazanç elde edilebilir diyecekleri bir kurumumuz yoktur. Peki ne vardır? Şu anda önceleri adı finans kurumları olan, şimdi de katılım bankası diye değişik bir isimle isimlendirilen belli bankalar vardır. Bu bankalar her şeyden önce bankalar kanununa tabidirler. Yani buradaki zarar kar ortaklığı her ne kadar mudiye, yani oraya para yatıran birisine imzalattırılan protokolde yazıyorsa da yine Bankalar Yüksek Kurulu'nun garantisinde bir para yatırılmaktadır. Dolayısıyla filan kurum faizsizdir ve bankacılık işlemlerini helal bir şekilde yapmaktadır demekten çekiniyoruz. Net bir cümleyle ifade edecek olursak, fıkıh kitaplarının ileri sürdüğü helal kazanç, parayı helal işletme mantığına uygun bir banka 2011 yılı itibariyle Türkiye sınırları içerisinde yoktur. Ama sahipleri namaz kılan ve Allah'tan korkan, haram yememeye çalışan belli bankalar vardır. Bu bankalar bizim diğer faizci, Allah'ın haramlarını yok sayan ve kanunla kendisine mubah kılınan her şeyi mubah gören, ahirete, mizana, sırata iman etmeyenlerle denk tutulacak şekilde bir işlem yapılsa, yani bizim burada ismini vermediğimiz, ismini vermeyi uygun görmediğimiz, sahibi 5 vakit namaz kılan bankalarla sahibi hiçbir zaman secde etmemiş bankaların eşit tutulması kesinlikle haksızlık olur. Çünkü bu sahibi namaz kılan dediğimiz bankalar her şeyden önce her ne kadar para kazanmak ve ticaret yapmak mantığıyla kurulmuş olsalar da Allah'tan korkuyu esas alan insanların nihayetinde Müslüman alimlere de belli şeyleri danışarak işlettikleri kurumlardır. Burada belki helal sınırları hiç zorlanmadan, haramdan da %100 kaçınılarak işlem yapılmıyor. Ama en azından harama en az yaklaşılan yerler, helalden de son kopulacak noktalar şeklinde özetlenebilecek ölçüler kullanılıyor. Bu da sahiplerinin Müslümanların mallarına İslam'ı kalkan göstererek sahip olma, yani İslam üzerinden, faiz düşmanlığı üzerinden zengin olma gibi bir niyetle olduğunu asla söyleyemeyiz. Kimsenin niyetini yorumlayamayız. Mevcut durumumuz, Müslümanların yaşadıkları ülkenin, Türkiye olsun, diğer Müslüman halkı, Müslüman ülkeler olsun, boyunduruğu altında bulunduğu kanunlar ve diğer şartlarımız ve özellikle Müslümanların bile faizli kurumları daha ekonomik, daha çıkarlarına uygun görmeleri gibi nedenlerden dolayı bu sahibi Müslüman olan, sabah namazı bile kılan, harama helala dikkat eden bu bankalar %100 faizsiz çalışma fırsatını yakalayabilmiş değillerdir. Bu hususta söylenebilecek hüküm şudur. Ülkemizde 2011 yılı itibariyle faizsiz bir bankadan söz edemeyiz. Ama Müslümanın zorunluluk durumunda, ki bankasız bir hayat çok zor düşünülebilir, zorunluluk durumunda Müslümanın işlem yaptırabileceği, lezing yaptırabileceği, havalesini yaptırabileceği, nihayetinde faizliliğini alenileştirmiş gibi olmayan kurumlarımız vardır. Bu kurumları mümkün olduğu kadar tercih etmekte her Müslüman için, her para sahibi için bir tür zorunluluktur. Bir önemli husus daha var. Her Müslüman Allah'ın dini için çalıştığını iddia ediyorsa, faizsiz bir bankanın bulunacağı ortam ve gün içinde projeli olmalı, çalışıyor olmalıdır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.